Ya Allah. Bismillah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen ve Sakaryaspor eski stadyum arazisi üzerine yapılan 62.773 metrekare alanda kurulan Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı. Ankara Kültür Merkezi'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı tamamlanan ve Sakarya Millet Bahçesi'nin de aralarında bulunduğu 10 Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirmiş oldu. İnşallah müteakiben daha nice millet bahçelerinin açılışlarını yapacağız. Ve bu vesileyle şimdi kordeleyi toplu olarak kesiyor ve açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Millet Bahçesi'nin hayırlı olmasını dilerken Sakarya'nın yeşiline ve toprağına çok önem verdiklerini belirtti. Böyle bir bahçemizin, şehrimizin görümüne yeni bir hüviyet kazandırdı. İçerisinde Millet Kıraathanesi, Yeşilay Kafe, Seyir Kulesi, Seyir Terası, gölet, yansıma havuzu, yürüyüş yolları, mescit ve idari binalardan oluşan Millet Bahçesi şehrimizin sosyal hayatına yeni bir soluk getirecektir. AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Millet Bahçesi'nin hem alanının genişliği hem de yeşilinin fazlalığıyla güzel bir bahçe olduğunu söyledi. Tabii bu alan bizim için çok kıymetli, Sakaryalı hemşehrilerimiz için çok kıymetli. Hem maddi değeri çok yüksek, bugün itibariyle 100 milyonun üzerinde bir arsa bedeli olan çok kıymetli bir alan, hem de manevi değeri bizler için çok yüksek. Hepinizin bildiği üzere bizim bu alanda çok güzel anılarımız var. Vali Ahmet Hamdi Nayır ise Millet Bahçesi'nin Sakarya'ya güzellik katacağını ifade etti. Güzel bir altyapıyla, güzel bir projeyle burada bir bütünlüğü sağlayacak, kent parkla uyumu sağlayacak bir alan oluşturulmuş oldu. İnanıyorum ki bu değerler insanımız için, geleceğimiz için, çevre için önemli bir etkiyi oluşturacaktır. Bütün bu faaliyetlerde Sakarya bizim için öncü şehirlerimizdendir. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul programına geçen partisinin Sakarya İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Açalım abi önü. Partililerle toplantı yapan Davutoğlu basın mensuplarının sorularını cevapladı. Davutoğlu, Gelecek Partisi olarak çok hızlı bir şekilde teşkilatlanma içerisinde olduğunu, bütün baskılara doğrudan ve dolaylı ambargolara rağmen 53 ilde teşkilatlandıklarını söyledi. İktidara da eleştirilerde bulunan Davutoğlu, Sakarya ile ilgili konuştu. Davutoğlu, Sakarya'yı yakından takip ettiklerini belirtirken, bin yataklı hastane ile ilgili şunları söyledi. Birisi bin yataklı şehir hastanesi, 2015'te söz vermiştik. Ve eğer başbakanlık görevini devam ettirmiş olsaydım en öncelikli projeler arasında yer alıyordu. Çünkü Sakarya'nın iklimi, doğası ve buradaki konum itibariyle de böyle bir hastanenin altyapısını sahip bir ilimizdi. İkincisi strateji. Arifiye Karasu arasındaki demiryolu projesine değinen Davutoğlu, 5 yıl geçti, bu projelerin devam etmesi lazım dedi. İkincisi stratejik olarak Dışişleri Bakanlığı döneminden beri de üzerinde durduğumuz hususlardan birisi Arifiye'den Karasu'ya demiryolu bağlantısı. Karayolu ile demiryolu bağlantısının birlikte sağlanması ve Karasu'da yine stratejik bir yatırım olarak savunma sanayi yatırımının ortaya projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye'nin hem savunma sanayi hem de ulaşım koridorları itibariyle önemli projelerinden biriydi. Maalesef bazı soruşturmalar geçirdi Arifiye Karasu demiryolu ve oraya yapılan milyonlarca liralık yatırımın arkası takip edilmeyip proje devam ettirilmedi. Aynı şekilde
Karasu'daki savunma sanayi özel ihtisas alanı ile ilgili de gerekli çalışmalar tamamlanmadı. Bakınız 5 yıl geçti. Bu projelerin derhal devreye girmesi lazım. Özelleştirilen tank palet fabrikasını da gündeme alan Davutoğlu şöyle konuştu. Tank palet fabrikası ile ilgili son derece tartışmalı tutumlar, tavırlar, görüntüler sergilendi. Çünkü orada temel problem şeffaflığın olmamasıdır. Hangi yöntemle, nasıl ve kime verildiği bu projenin açıklanmalı ve şeffaf bir şekilde yürütülmeliydi. Yurt dışından finansman sağlanması doğrudur. Savunma sanayiye yatırım yapılması doğrudur. Ancak bütün bunların tartışma götürmeksizin şeffaf bir şekilde yerine getirilmesi önemli. Sakarya İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu 15 Mayıs tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdüren AVM'lerle ilgili uyulması gereken ilave kararlarda değişikliğe gitti. İlgili kararın 6. maddesinde AVM'lerin oturma, bekleme, dinleme amaçlı kullanılan ortak alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların kaldırılacağı, 14. maddesinde ise AVM'lerde oto yıkama hizmetiyle vale hizmetinin geçici bir süreliğine verilmeyeceği, mescitlerin ise Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacağı belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nca hazırlanan AVM ve AVM içindeki iş yerlerinde alınması gereken önlemler rehberinin AVM'ye giriş çıkış kapıları ve genel alanlara yönelik önlemler çerçevesinde alınan kararlarda değişikliğe gidildi. Buna göre dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılabilir. Mescitler COVID-19 kapsamında camilerde uygulanacak tedbirlere göre oto kuaförü ve oto yıkamalar kendi sektörleriyle ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışmalıdır. Valeler eldiven kullanmalıdır, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizlemelidir. Valeler araçlara maskesiz binmemelidir. Ayrıca 7 Haziran saat 14 ile 20 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkabileceği belirtildi. Sakarya'da gayrimenkul danışmanlığı firması sahibi Serkan Ertaş, salgın öncesinde emlak piyasasında hareketlenme olduğunu ancak koronavirüs nedeniyle hareketlenmenin azaldığını söyledi. Ertaş, faiz oranlarının düşmesiyle taleplerin arttığını kaydetti. Müşteriler için seçtikleri evlerin 0.64 faiz oranlarına uygun olduğunu dile getiren Ertaş, kentte yapı stokunun bitme noktasına geldiğini ifade etti. Özellikle hükümet bu konuda böyle bir karar aldı. Doğru da bir karar. Bu bizim sektörümüze, inşaat ve emlak sektörüne çok ciddi bir can suyu katacak. Ancak şimdi sıfır konutlarda 0.64 oranı var ve bir yılda sonra başlıyorsunuz geri ödemeye. İkinci konutlarda da 0.74 oranı var. Şimdi Ertaş vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Çok ilginç agresif fiyat yükselişleri var şu anda. Örneğin X1 inşaat firması, yani tespit ettiğimizi söylüyorum ben size. 375 bin liradan ilanlarda yayınlıyor. Yaklaşık 3 aydan beri de bu yayında satamıyor. Şimdi bu faiz oranlarının düşmesiyle birlikte aynı konutu 450 bin TL'ye pazarlıyor. Birkaç tanesini biz tespit ettik. Tespit edebildiklerimizi de Bakanlığa, İş Ticaret Genel Müdürlüğü'ne lütfen bildirelim. Özellikle sektördeki meslektaşlarımıza söylüyorum. Bu tarz agresif ilanlar varsa bunları en azından bize bildirsinler. Biz de gidelim. İlgili kamu kuruluşlarına bunu bildirelim. Çünkü bu etek dışı bir davranış.
Sapanca Gölü'nün Serdivan ilçesi kıyı şeridinde buluşan Sakarya Atlantis Su Sporları Kulübü üyeleri ve gönüllüleri kıyı şeridinde dalış yaptı. Sudan araba lastiği, plastik ve cam şişe, sandalye ve çekyat gibi çok sayıda çöp çıkaran dalgıçlar daha sonra doğa severlerin de yardımıyla atıkları çöp kamyonuna yükledi. Kulübün gönüllü tüplü dalış eğitmeni Samet Karaca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gölün kıyı şeridine dip temizliği yaparak doğaya bırakılan çöplerin çevreye ne kadar zarar verdiğini göstermeyi amaçladıklarını belirtti. Bizim amacımız burada dip temizliğinin ve çevreye atılan atıkların doğaya ne kadar zarar verdiğini göstermek. Sapanca Gölü'ne gelen insanların göle atıklarını değil, sadece güzel hatıralarını bırakmak istiyoruz. Çünkü Sapanca Gölü dünyanın içilebilir nadir su kaynaklarından bir tanesi. Ben ve ailem bu gölden su içiyoruz ve Sakarya'da yaklaşık 1 milyon insan bu gölden su içmeye çalışıyor. Raja Sapanca Gölü'nün son birkaç yıldır temizlenme anlamında kendini toparladığını anlatarak şu an dalış yapılan kıyının gölün en temiz bölgelerinden biri olduğunu, diğer kesimlerde temizlik çalışması yapmaya kalktıklarında 3 aylık bir sürecin gerektiğini kaydetti. Evet, bu görmüş olduğunuz çöpler Sapanca'nın en temiz kıyısı olan Esentepe Eşme tarafındaki Serdivan bölgesine ait bölgedeki ufak bir koydaki çöpler. Yani temiz olan bölgede bile ne kadar çöp çıktığını görebiliyorsunuz. Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniköy mahallesi yakınlarında İzmir-İstanbul karayolunda meydana geldi. Tamam. Edinilen bilgilere göre Akhisar istikametinden Manisa istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil o sırada Manisa istikametinden Akhisar istikametine seyir halindeki Bedri H idaresindeki Marmaris'ten Sakarya'ya giden 21 yolculu otobüsün altına girdi. Otomobil yolcu otobüsünün altında yaklaşık 20 metre sürüklenirken her iki araç da yolun sağ tarafında bulunan benzin istasyonunun bahçe kısmına girdi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs yolcularından Ferhat K. ile İsmail K. hastaneye sevk edilirken otomobildeki Serkan Gökoğlan ile kardeşi Gökhan Gökoğlan hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iki kardeş morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan otobüste yolcu olan vatandaşlar kaza sırasında uyuduklarını, büyük bir savrulma ve gürültüyle uyanarak kazayı fark ettiklerini söyledi. Gözümü açtım, tam uyanıyordum. Gözümü açtım, araç altına girdi. Ondan sonrası zaten biz de sürüklendik, onlar da bu halde. Valla karşıdan geldi. Beyaz araba karşıdan gelmiş. Tabii en son biz bindik Manisa otogarından. Ondan sonra 5 dakika mı 10 dakika geçmedi. Sonra sağa sola savrulduk. Şey var ya.
Karapürçek'in Çeşmebaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden jeotermal enerji aramaları tesislerinde yaşanan olayda sıcak su borularını temizleme çalışması yapan Tahsin K. ile Ümit K. yaklaşık 80 ile 100 derece sıcaklıkta bulunan su borusunun patlaması sonucu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Patlama sonucu sudan yanan işçiler çevre illerde bulunan yanık ünitelerine sevk edildi. Yaralanan işçiler Tahsin K. ve Ümit K.'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza Karasu Çevreyolu Yeni Stat Mevki Karasu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen araç Karasu istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan sürücü takla atarak ters döndü. Kazada sürücü yaralanırken yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoförün durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hendek Belediyesi tarafından Melek Nişancı Huzurevi'nde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından özel olarak seçilen bocce sporunun yapılması için 200 metrekarelik bir alanda bocce sahası inşa edildi. Tek kulvardan oluşacak şekilde oluşturulan bocce sahasında oturma ve seyirci alanı düzenlemeleriyle çevre düzenlemesi yapıldı. Kilitli parke, bordür ve engelsiz bir ulaşım için yaşlılara rahat ve güzel bir ortam sunuldu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte huzurevi sakinleri çok mutlu oldu. Melek Nişancı Huzurevi Müdürü Nurdan Avcı, 6-7 yıllık hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. İşte arkada gördüğünüz gibi yaşlarımız sporlarını icra ediyorlar. Şu pandemi sürecinde sahamızın olması, yaşlılarımızın burada vakitlerini etkili değerlendirmesi, içeride hareketsiz kalmalarını engelledi. 60 yaş üstü huzur ligimiz var. Biz de bu ligde diğer huzur evleriyle birlikte yarışıyoruz. Bizim kendimize ait bir sahamız olmadığı için, kuruluşumuzda bir sahamız olmadığı için her zaman sıkıntı yaşıyorduk. Bundan sonraki süreçte inşallah şampiyonluklar bizi bekliyor diye düşünüyoruz. Huzurevi sakinleri ise bocce sahası için belediye başkanı Turgut Baboğlu'na teşekkür etti. Bu spor huzurevler arasında milli bir spor olarak kabul edilmiş. Bu sporun yaşlar arasındaki faydası yorulmadan, efor sarf etmeden, zorluk yaratmadan, enerji istemeyen her yaşlının oynayabileceği bir spor. Belediyemiz tarafından yapılan bu saha sayesinde daha iyi olacağını bekliyoruz. İnşallah bu sene birinci veya ikinci olmaya niyetimiz var Allah kısmet ederse. Belediyenin de katkılarıyla bu saha oldu, bu tesisler oldu. Bundan sonrası bize ait.